İlk gelişinde daha krizler zaten başlamıştı. Adamlar buraya kesinlikle maçı kazanmışlar ve şampiyonluk havası atmaya gelmişlerdi. Havaları buydu. Solumda da Ankara Gücü Başkanı var. Dolayısıyla başkan yerinde, taraftarın içinde vesaire değil. Protokolde olması gereken yerde yerini almış durumda. Kırmızı kart geldi. Kırmızı kartın hemen akabinde zannedersem sportif direktörleri kırmızı kart gördü. İlk önce taraftarla uğraşmaya çalıştı ama taraftarımız artık gerçekten son zamanlarda örnek bir taraftarlık teşkil ediyor ve bunların oyununa gelmedi. Baktılar maç gidiyor. Ortalığı karıştırma adına bir sürü provokatif hareketler. Taraftarı galyana getirmeyince şeref tribününün altından soyunma odasına geçerken şeref tribününe olmayacak küfürler, hakaretler, hareketler. Buna da bizim yönetim kurulumuzda Hasan Önder abimiz var. 60-65 yaşında. Müdahale etti. Arkadaşlar ayıp değil mi? Terbiyesizliğe gerek yok. İçeri geçin. Tek dediği bu. Ankara Gücü Başkanı bizzat kendisi terbiyesiz sizsiniz, osunuz, busunuz derken olay başladı. Elinde sandalye arkadaşlar. Elinde sandalye Hasan Bey'in kafasına. Ben ilk önce olayın dışındayım ama bu olayı gördüm. Hasan Bey sandalyeyi yemeye başladığında yalan konuşmaya gerek yok. Çünkü mali sportif şube bizim görüntüleri protokolden aldı. Benim başkana en ufak fiili bir hareketim yok. Sadece kucaklayıp geriye çekmeye çalışırken döndü bir tane de bana. Bu bana vurduğunda zaten benim sağım tamamen onların yönetim kurulu. Hepsi birden üstüme çullandı. Ayağım kaydı. Sehpanın önüne düştüm. Allah'tan oraya düşmüşüm. Sehpa bir nebze beni korudu. Yoksa birçoğu alkollü, birçoğu zaten sinirli. Sadece kendileri mi? Hayır. B üst tribününe bizim taraftarın içine 5-6 kişi bilet almışlar. Sırf orayı da karıştırma adına oraya girmişler. Girdikten sonra da üstünü çıkarmış Ankara formasıyla emniyetten rica ettik. Sıkıntım yok. Olaylar benim üzerimden intikal etti. İşte hastanede komalık, kırık vesaire ama başkanın deyimi de o şekilde. Gördüğünüz gibi huzurunuzdayım. Gözümde bir sıkıntı var. Ama asıl sıkıntı Çivrilli Hasan Önder abimizde. Dikiş evet atıldı. Bir 60-65 yaşındaki bir insanın kafasına bir kulüp başkanı bir sandalyeyle nasıl vurur? Türk kamuoyunun, ben spor kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Denizli Spor her zaman fair play olarak önderliğini yapacaktır. Ama bunları da kınamamak elde değil. Bu olayları biz Ankara Spor Camiası'ndan uzak tutuyoruz. Ankara Spor Camiası'nın büyüklüğünün farkındayız. Ama bu tür kişilerin özellikle yaptığı açıklamalardan dolayı kendilerini sınırsız bir şekilde kınıyoruz arkadaşlar. Son haftalarda inanılmaz güzellikler yaşanıyor. İşte insanlar birbirlerini uyarıyordu. Takımın bu son maçı, işte ölüm kalım maçımız. Herkes yukarıdakilere, aşağıdakilere bakmaksızın çıktığımız tüm maçlara kazanmak için çıkmalıyız. Balıkesir maçları da bunlardan birisi.